Sözün bitince gene şey, süren bitince uyar ki hani olur. Şey olmayayım, Olur, gitmeyeyim, olur. uçmayayım yani şey. Şimdi ben elektrik faturaları ne kadar kesinti var diye bakılıyor, yapılıyor. Ben kendi programlarımda da mesela 2014, 15, 16, 17'lerde ne kadar kesinti var diye bakılıyor mu? Mesela Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. O zamanlarda mesela baktığımız zaman bakın bu demin rakamları verildi. Ben bugün Fatih Dönmez Bey'den aldım. Geçen gün de aldım ekibinden. Rakamlar nedir? Çünkü ben bu konu tartışıldığı için ne geleceğini de bildiğim için geçmişe de bir bakayım dedim. Bakın 2015 yılında 4 milyon 600 bin hanenin elektriği kesilmiş. Mesken bu. İş yerleri 1 milyon. 5 milyon 600 bin. Demin sana da gönderdim. Bana da Fatih gönderdim. Dönmez Bey'in gönderdiğini sana da gönderdim aynen. 2016'da 4 milyon 364 bin hane. 5 milyon 252 bin toplam iş yerleriyle beraber. 2017-18 ikisi de 3 milyon 400 bin civarında ev. 4 milyon 300 bin yani 1 milyon daha aşağı yukarı iş yerleriyle beraber 4 milyon civarında. 2020 pandeminin olduğu zaman 2 milyon 900 bine düşmüş haneler. 3 milyon 600 bin. 2021'de de 2 milyon 700. Bakın 2 milyon 2010-21'de elektrik faturasını ödeyemeyenlerin sayısı aslında düşmüş önceki yıllara göre. Yani 2015, 16, 17'ye. Hadi nüfus artışını varsayıyorum. Yani 3 ne kadar artıyor nüfus yılda? 1 milyon artıyor değil mi? Türkiye nüfusu aşağı yukarı. Ona göre vurduğun zaman da 2015, 16, 12 bu dönemler 2019'un sonuna doğru ekonomiydi. Pandemiyi saymıyorum 2020'yi ama biz geçen sene biraz daha yazın normalleşme oldu. İşte Ağustos'tan beri de hayat pahalı konu. Rakamlar burada. Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var Hülya. Devletin resmi rakamlarına inanılmıyor. Yani bunu mesela Enerji deniyor, başka bir şey deniyor. Biz şimdi ben de biliyorum gıda %61 değil ki. Gıda %100'dür, %150'dir enflasyon. Zaten resmi rakam 70 tabii. Gıdada. Hani 80. Yani bana da sorsan şimdi 70. Gıdada bir fiyat ne kadar artmıştır diye ben ortalama en az %100 artmış derim en az. Daha da fazla. Ama ortalamaya vurulduğunda bu da %61. Batı'da da şimdi Serkan Bey, orada da şimdi enerji maliyeti %8 mi Almanya'da? Yok. Doğalgazda %70-80, elektrikte %50 fazla. Ya. O her yerde kendi ülkesine göre bir şey var. Dolayısıyla ben burada mesela hayvancılıkla ilgili rakamları da veriyorum. Çünkü her gün bir iki AK Partili vekille konuşup, bakanlarla konuşup bunları alıyorum. Bakın Türkiye'de rakam kötüye gitmemiş. Aslında daha 2015, 16, 17, 18, 19'a göre Türkiye'nin rakamları daha iyi. Ha bu şu değil. Yani insanlar sıkıntı çekmiyor. Efendim hiçbir dertleri yok. Tabii ki değil. Yani ben aynı şekilde geçen sene 100 lira ödediğim elektriğe şimdi 250-300 lira ödüyorum. 300 lira ödeyen 900 lira ödüyor. Tabii ki sıkıntı çekiyor. Onda bir şüphe yok. Ama bakın Bakan Bey'in bugün söylediği 4 ay için o. 278 bin. O muhtemelen yıl sonuna kadar meskenlerle beraber yani mesken ve ev ticarethaneler dahil 3,5 milyon olacak. Dolayısıyla da bu rakamlar normal. Ya normal derken keşke hiç elektrik kesilmesi ama önceki yıllara göre vermek lazım. Bakın hatta 2008-09'lara gittiğiniz zaman rakamlar daha yüksek. Nüfus da daha az o zaman. Yani ha Türkiye'nin AK Parti'nin ilk dönemiydi. Ekonomi daha da büyüyordu. Yavaş yavaş öyle geldi. Ve rakamların da böyle olduğunu görmek lazım. Dolayısıyla Türkiye'de bakın ben gene Alparslan Ziraat Bankası'ndan, Alparslan Bey'in ve ekibinden rakamları da tek tek alıyorum. Demin mesela Türkiye'de ortalama borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 0,9. Bakın buna çiftçiler dahil. İnanmayan Alparslan Çakar Bey'i arayabilir. Burada Serkan Bey de biliyor. Yani resmi rakamlar nedir? Çünkü Bankalar Birliği Başkanı ha zorlanıyordur. Kredi çekiyordur, borç alıyordur. O ayrı ama ben resmi rakamı söylüyorum. Bir rakam yani söyleyeyim mi ben de? Son Türkiye Bankalar Birliği, Alparslan Bey aynı zamanda oranın başkanı biliyor. Evet, evet Bankalar Bankası. Birliği Başkanı. Son Türkiye Bankalar Birliği raporuna göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı %135 arttı. Ama o pandemide zaten çok bir harcama oraya göre arttı ama o da şöyle bakın Avrupa'nın 700 binden 1 milyon. Ama bakın söyleyeyim Avrupa'nın çoğu ülkesinden de Kopenhag kriterleri OECD en ileriden biri gene biziz. Bakın Amerika'da %17 bunu Tayyip Bey çok kullanıyor. %17 faizini ödeyemiyor kullandıkları kredilerin. Bu pandemi hani ağır bir pandemi şartından geçtiğimizi görmek lazım ama tabii ki ben Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü de bir tutarak söylüyorum. Dolayısıyla rakamlar böyle. Şeye gelince ya insanlar zorlanıyor diyor. Kemal Bey'in durumuna gelmeden niye önce de peki kurumların açıklamaları. Hayır şöyle, hayır kurumlar bakın bak şöyle. Sosyal medyada şimdi İçişleri Bakanı Suriyeli sayısını veriyor. Bana göre diyor 9 milyon Suriyeli var diyor. Ya 9 milyon Suriyeli olabilir mi yani?
Oradaki sayı belli, Türkiye'deki sayı belli, Ürdün'de, Filistin'de belli. Şu kadar Afgan var deniyor. Ya da tarımsal üretim Rıza Postacı Aydın milletvekili çıkıyor tek tek bütün kürsüde anlatıyor. O gene, o şöyle, bence muhalefet kendi açısından haklıdır. Bir algıya oynuyor. Mesela işte şurada mesela bu ara çok yapıyorlar şimdi onu, bir ara yapmadılar. İşte şurada Suriyeliler olay çıkarıyor, burada kavga çıkarıyor, burada. Süleyman Bey diyor ki işte kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın çıkardığı olay onlara göre daha fazla rakamları verdi geçen gün gene. Orada dolayısıyla bir manipülasyon değil mi? Bunun alıcısı olduğunu görüyorlar. Niye alıcısı var? Ekonomi iyi olmadığı için. Yani hayat pahalı olduğu için. Şimdi 10 yıldır Suriyeli yok mu bu ülkede? Var. Hiç problem oluyor mu? Ya da bu tür konular ne zaman problem olur? Hayat pahalı olduğunda. Hani evde böyle insanlar arasındaki problem değil. Hiç bazı şeylerin üstü örtülür. Aranızda bir kavga çıkar ondan sonra. Eskileri de hemen açarsınız. Ya sen de şunu yapmıştın, bunu yapmıştın diye. Bu iş buna gelir. Şeye gelinmeden Kemal Bey'in yaptığını da yorumlayacağım. Serkan Bey galiba bu kur korumalı mevduatı İsrail 3 defa uyguladı. Brezilya bir defa uyguladı. Bir kere Polonya uyguladı. Emin olmamakla beraber Macaristan'ın da bir defa uyguladığını öğrendim ama emin değilim. Macaristan'dan emin değilim. Yani bunu gene gelişmiş demokrasisi olan ülkelerde de uygulanmıştır bu. Dolayısıyla da bizde hani uygulanmadı diye bir şey. Ya bunu yani konuşabiliriz. Burada değil. Benim bambaşka bir şeyim var yani. Ya eleştirim ve bunu daha önce de şey yani. Uygulanmıştı. Dolayısıyla yani %14 şey faiz olan, %61 enflasyon olan bir yerde koruma mevduatı uygulanmaz. Evet. Hayır ben daha önce uygulanan ülkeleri söylüyorum. Bu kur korumalı mevduatla ilgili ben bu hazinedeki rakamlar yine tartışıldığı için de bugün Hazine Bakanlığı'yla da mesela rakamları aldım. 12 hazineye yükü 12 milyar civarında. Ödenmiş. Net rakam. Ödenmiş. Tamam. Şu ana kadar olan şeyi söylüyorum. 11.7 milyar lira. Söyleyeyim. 12 milyar TL şu ana kadar gelen yük. Merkez Bankası'nın yükü değil. Elinde yani doları olan içinde bir şey yok. Onu da söylemek lazım. Bunun da ne olduğunu. Yani 40 milyar değil bu rakam. Şu ana kadar ödenen 12 milyar. 40 değil. Şimdi bitireyim istiyorsanız. 40 yani o değil. Onu da 11.7 bugün milyar ödenmiş rakam Mart tamam, bütçesinden. 12 milyar. Ben de toplam diyorum. Bugünkü toplama göre 40 milyar lira yük var. 12 milyar ödendi. Ben ödeneni söylüyorum. Yani ekstra da şey çıkmadı. Kemal Bey'e gelince şimdi bakın ben Kemal Bey'in yaptığı yani muhalefetin eleştirmesi çok normal. Bu şimdi Macron'la Le Pen de hayat onu tartışıyor. Başkası da onu tartışıyor. Bakın şimdi bugün Cumhuriyet'in başkanı eşkıya düzene ben para ödemem. Bu düzen eşkıya düzeni diyor Kemal Bey. Ya bugün mesela ben bunu hayretler içerisindeyim. AK Partililer de çok kullanmadı. Şöyle Cumhuriyet Gazetesi bugün manşeti atmış. Ben Kemal Bey ne diyor diye tam olarak dediğine baktım. Mesela ne diyor? Ben söyleyeyim yani bu eşkıya düzene karşı faturamı ödemedim. Bu bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. Eşkıya düzen ne demek ya? Bu bana 1970'lerin Marksist, Leninist, TKP'li bir söylemini atıyor. Eşkıya düzen ne ya? Siz siyasetçisiniz. Siz insanlara umut olmak için varsınız. Hayat pahalılığını ben de biliyorum. İşte rakamları verdik. 2015, 16, 17'ye kadar tam tersi faturaları ödemede daha azalma var. Artma yok. Kemal Bey 4 milyon hane diyor. 4 milyon hane değil. Öyle anlıyoruz. Yani 4 milyon hane deyince 4 ile 5 ile çarpsak 16-20 milyon. Her 4 kişiden biri sanki öyle bir şey olsa isyan çıkar ülkede. Yani eşkıya düzen demokrasiyle geliştirilemez ki yani. Eşkıya düzense o zaman... Aynen. Sivil i̇şte burada bakın, çağrısı işte burada bence. Bak, işte. Niçin yapmıyor? Hayır, sonra yani? Sivil itaatsizlik eğer çağrısı öyleyse. İşte şey Henry David Thoreau'nun sivil itaatsizlik çağrısı yapmıyorum diyor. Sivil disobedience işte direnişi. Ya siz ülkenin iki numaralı ana muhalefet partisinin yani iki numaralı partinin liderisiniz. Bir kitleniz var. %25 bugünkü anketlerde. Ve ne koysak kazanırız diyorsunuz artık. CHP'nin söylediği de bu. Çok rahat kazanırız diyor. Önceki programlarda Serkan Bey de çok rahat kazanılacak deniyor. Madem öyle, ya siz o zaman milletin bu derdi bir sene sonra seçim var. Bakın Nisan'ı saymayalım. Bir sene seçim var. Çare söyleyin. Mesela bu elektrik faturaları nasıl indireceksiniz? İnsanların geliri artacak. Bir saniye. Macron geliri çiftçiyle artacak. Konuşuyor. Para bizim pul olmayacak. Bir reaktörümüz var. Biz belirlemiyoruz. İşte insanlara ben diyorum hani AK Parti'de daha dürüst davranabilir. Yani net konuşacaksınız. Dolayısıyla çare söylemiyoruz. Bu eşkıya düzendir. Ben bu düzene para ödemem diyor. Ya siz Marksist, Komünist böyle başka bir sistem mi getireceksiniz bu ülkeye? Niye? Peki ben bugün CHP'li hesaplara baktım. Bakın ismini vermeyeyim. Cevap Hakkı Doğar. Çoğunu da kimse de bunu doğru bulmamış. Bir etki yarattı mı? Pençe yaratmadı. Ama